Evet, bu haftaki konumuz datasheet nedir? Datasheet'i nasıl okuruz? Biz nasıl bir faydalanabiliriz bu datasheet'ten? Buna bakmaya çalışacağız arkadaşlar şimdi. Şimdi öncelikle datasheet nedir diye yazalım Google'a. Çıkanlara bir bakalım. Datasheet dediğimiz şey bir veri sayfası, teknik özelliklerin bulunduğu bir veri sayfası. Bir ürünün, makinenin, bileşenin, malzemenin, alt sistemin ya da yazılımın performansını ve diğer özelliklerini, alıcının ürünün ne olduğunu anlamasına olanak sağlayan bir veri tanıtım kitabı olarak da düşünebilirsiniz. Yani eğer bir çamaşır makinesi aldıysanız bu datasheet dediğim şey sizin için kullanma kılavuzu olabilir. Ama bunu daha küçük komponentlere düştüğümüz zaman, elektrik elektronik malzemelerin mahiyetini düşündüğümüz zaman datasheet bizim için o küçük komponentlerin nasıl çalıştığıyla alakalı verilen teknik bilgilerin bulunduğu yerdir. Ve bu datasheetleri de üretilen ürünlerin kodlarına bağlı olarak değişir. Örneğin elinizde bir siyah bir yani genellikle bu şekilde ürünler olur. Bakın bunun üzerinde R45C yazmış kodları bu ürünlerin. Ya da şunun üstünde farklı kodlar yazıyor. Siyah ürünler var. Mesela şuradaki 2R4 yazmış. Aşağıda. Tam görünmüyor herhalde ama. Yani elemanların üzerlerinde bu elemanların kodları yazılır. Örneğin bakın üstünde neymiş? IRF244N. Bu malzemelerin kodlarıdır. Biz datasheet'e ulaşabilmek için öncelikle elimizdeki bulunan malzemenin adını öğrenmemiz gerekiyor. Malzemenin adını da üzerlerinde zaten muhakkak küçük küçük kodlarla yazılmıştır. Biz o kodlar vasıtasıyla bu ürünün datasheet'ini bulmaya çalışırız. Örneğin bunun üzerinden gidelim. Neymiş bu malzemenin kodu? IRF 244N. Bunun datasheet'ine ulaşacağız. Ama bu ürünü görmek istiyorsanız öncelikle ürünü açabiliriz. Örneğin bir tane MOSFET'miş. Bu güç MOSFET'iymiş. Ürünü açalım. Bakalım böyle bir MOSFET'miş bu ürün. N kanal güç MOSFET olarak geçiyor. Fiyatı da 3,6 TL'ymiş. Peki bu ürün nasıl çalışılır? Neyi ifade ediyor bizim için? Bunu şöyle yazıyoruz. IRF 44244N datasheet yazıyoruz. Ve bu açılan datasheet'te öncelikle reklamlar açılabilir. Bir tanesini datasheet'ini açtık. Bir PDF indireceğiz arkadaşlar. Bizim amacımız bu PDF'i bulabilmek. Bakın farklı üreticiler varmış. Farklı üreticilerin yayınladığı şeyler. Bizimki hangisi ise onlardan bir tanesini bulup açabiliriz. Örneğin biz niye açalım? Cüfeyi çağırdı açalım. En çok kullanılan genellikle bu oluyor. İndirmek için tıklayın diyor. İndiriyoruz şimdi. Download diyoruz tekrar. Bazen bunu hızlı bir şekilde açabilirsin ama bu sefer biraz uzun sürdü. Şurada açtı arkadaşlar bunu. Bunun üzerinden gidelim. Öncelikle bunu bir indirsin. İndirdi. Her ürünün bu şekilde bir datasheet'i vardır arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi bu ürünü açtık. Bu ürünün iki tane versiyonu varmış. İlk başladığımız zaman yukarıdan aşağı bunun adlarıyla alakalı bilgiler verir bize sistem. Burada ilk verdiği şey, bakın iki tane şekil gördük. Bizim acaba ürünümüz hangi şekil? Bizimki bu şekilde. Bu şeklin de içinde 4 tane versiyonu vermiş. Biz 244 açmıştık hatta. Burada 244 de yok da şu anda. Bir tane de taşıt bulduk en azından onun üzerinden gidelim diye açtım. 4 tane farklı versiyonu varmış bunun. Şimdi de bunun farklı çeşidi varmış. Bakın bu TO 204, bu TO 220'ymiş. Bu her biri içinde diğerinde 4 tane farklı versiyon varmış. Peki her bir versiyon ne işe yarıyor? Şimdi şuradaki değerler, parametreler, biz MOSFET kullanmayı öğrendiğimiz bu zaman bu değerlerin ne işe yaradığını bir kere öğrenmiş olacaksınız zaten. Şu E-stil dediği şey kılıf stili. Yani dışarıdaki kılıf mesela 3 bacaklı bir kılıf mı? Üstteki siyah bir kılıf var. Vidalama yeri tek burada. Bunun vidalama yerleri bu tarafta. Yani ürünü monte edeceğiniz yere göre değişir sizin bu seçeceğiniz kılıf. Bu tamamen size kalmış bir şey. İkincisi. Bakın IRF 240, IRF 640. Bunların ikisi muadil. Sadece şekilleri farklı, kılıfları farklı. Dikkat edersek bakın şu birincisi kısım 200 volt VDS'si, RDS 0.18 ohm. 640'a bakıyoruz o da aynı şekilde bakın. Değerler birebir aynısı. Sadece kılıfları farklı. Niye? Kullanıldığı yerlerde farklı kolaylıklar sağlayabiliyor. Burada sizin kullanmak istediğiniz bu parametreler işte VDS parametrelerini öğreneceksiniz öncelikle. Bunların ne işe yaradığını ve sizin devrenizde neye ihtiyacınız var onu belirledikten sonra buradan istediğiniz ilgili ürünü seçmiş olacaksınız. Birinci kısım bu. İstediğiniz ürünü seçtikten sonra da datasheet'in geri kalan sayfalarında bunlarla alakalı teknik bilgiler verin. İşte yine sayısal belirli bazı parametreler var. Örneğin bunları şöyle düşünebilirsiniz. Elinizde bir bilgisayar satın alacaksınız. Bilgisayarın ekran boyutu kaç inç? İnç olarak yazalım. Ya da RAM'iniz var. RAM kaç GB olacak?
Ekran kartınız var. Ekran kartı kaç GB olacak? Sonra işleminiz var. Şuraya da işlemciniz var. Bunlar bilgisayarın özellikleriymiş gibi düşünebilirsiniz. Her bir malzemenin özellikleri mesela burada yazılmış. Örneğin bu 200'lük diyor. BDSS değeri 200'lüktür diyor. TL değeri 275'miş. Ve karakteristikle alakalı farklı parametreler var. Yani bu her bir parametrenin öncelikle dersini alacaksınız. Nerede çalışıyor ya da devrenizi tanıyacaksanız bunları bileceksiniz. Ondan sonra uygun bir şey seçtikten sonra bunlara göre kullanacaksınız. Daha sonra bununla alakalı test durumlarıyla alakalı bilgiler verilmiş şu kısımda. Test şartları ve testteki minimum maksimum akım değerleri, BDSS'nin değerleri, aynı şekilde IDSS'nin değerleri test şartlarında şu değerlere sahiptir şeklinde ifade edilmiş. Yani bunlar bir deney yapmışlar. Deneyde elde ettikleri değerleri buraya yazmışlar. Siz de önceden çalıştırmadan önce işte hangi değerde nasıl bir değer yaklaşık alabileceğinizi bu datasheetlere bakarak anlayabilirsiniz. Buna muadil yine elektriksel parametreler hangi parametrelerde çalışıyor bunları anlatıyor bize. Burada milimetrik ölçümleri nasıl bir ölçümüsü var bunun onu anlattı. Ve diğer kısımlar. Şu kısımlar sizin için önemli olabilir. Örneğin VDS değeri ve ID değeri. Yani bu MOSFET üzerinden geçen akım ve gerilim değerlerinin değerleri var. Bu değerlerin nasıl değiştiğini, birbiriyle nasıl ilişkili olarak değiştiğini gösteriyor. Buradaki VGS değeri de yine o 3 tane bacak var demiştik. Bunların hepsi şöyle yazalım. 3 tane bacak var burada. Bu 3 bacak arasındaki gerilimleri ve akımların nasıl değiştiğiyle alakalı bir grafik verilmiş. Siz örneğin işte ID akımınız kaç burada mesela? 20 ampere kadar çıkıyor değil mi? 24'e kadar çıktığını görüyoruz ama oda sıcaklığında çıkar demiş. Sizin elemanınız ya da tasarladığınız devre 100 amperlik bir şey çekiyorsa bu zaten burada çalıştıramazsınız onu. Bunu 10 ile 12 arasında ya da işte bu küçük bir yerde çalıştırmanız gerekiyor. Ya da ne yapmanız gerekiyor? ID ile VDS grafikleri verilmiş burada. Eğer siz 12 amper çekmek istiyorsanız 12 amperdeyken yaklaşık olarak VDS'nin, hatta burada bakın VGS farklı bir değer var. Bu değerin şu ikisi arasında olması gerekiyor ki siz 12 amperi yaklaşık olarak yakalayabilirsiniz. Yani bu grafikleri okuyabilmeniz için aslında datasheet okumak için elemanı öncelikle tanımak gerekiyor. O eleman nasıl çalışıyor, denklemleri nedir, ne değildir, nasıl çalışır. Bunlara hakim olursanız bu grafikleri daha rahat okuyabilirsiniz. Ama grafiklerin hepsinin mantığı şudur. X, Y ekseni vardır. Bir yerde akımdır, bir yerde dirençtir. Bakın burada da sıcaklıkla birlikte normal gate'den akan tetikleme akım var burada da. Burada da yine normal gerilim akımımız, bu sefer de VGS'imiz var. Burada da VDS sabit alınmış. Yani bir nokta sabit alınmış. VGS ile devreden akan akım hatta sıcaklığa bağlı olarak da değişimi incelenmiş. Yani bir datasheet okumak için öncelikle elemanı tanımak lazım. Elemanı tanıdıktan sonra da sizin neye ihtiyacınız olduğunu bilmeniz gerekiyor ki bunu baktığınız zaman anlayabilirsiniz. En basit bir şey, devre yaptığınız sürekli patlıyor mu, yanıyor mu devreniz? MOSFET'iniz sürekli yanıyordur ya da elinizdeki eleman sürekli yanıyordur. Onun datasheet'ini açın. Bu elemanın taşıyabileceği maksimum akım kapasitesi neymiş ki? Acaba ben çok mu veriyorum buna yakıyor diye düşünebilirsiniz. Başlangıç bu. Örneğin baktık burada 24'e kadar taşıyabilecek bu. Siz devrenizi bir ölçtünüz 50 amper. Demek ki zaten bu MOSFET orada çalışabilecek bir MOSFET değilmiş. Direkt siz bunu kafadan oradan değiştirip bunun yerine daha yüksek akım taşıyan bir eleman seçmeniz gerekir. Bu grafikleri bu şekilde değerlendiriyoruz. Bunun dışında yine bakın VGS yine farklı bir parametre. Yine VDS ile kapasitansla alakalı bir şeye bakalım. Evet az önce anlattığımız o dielektrik sabitiyle alakalı oluşturduğumuz kapasitans değerimiz vardı ya. Burada da bununla alakalı VDS ile alakalı değerlere ilişkilendirilmiş. Burada ID yine VDS değeri. Ve bu sefer de ürünler bazlı yapılmış. Bu frekans yapılmalı. Yok voltajla ID yazılmış gene. Tepki süreleri yazılmış şuralara. Aşağıda zaman tetikleme var burada da. Evet genel anlamda bir datasheet böyle. Bir de buna benzer bir tane daha bakalım. Bu sefer de diyot bakacağım. Arkadaşlar ders bitmiş. Tekrar haftaya görüşürüz. Sağ olun, görüşmek üzere.